Evet sevgili gündeme dair izleyicileri, Hasan Kayalaroğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz gündeme dair programımıza hoş geldiniz. Sizlerden aldığımız güçle beraber her hafta bu programı yapıyoruz, sunuyoruz. Evet Hasan'cığım, keyifler nasıl? İyi geliyorum, yüzüm gülüyor. Vallahi hayırdır. İyi diyelim, iyi olsun yani. Yine gülmek bize yakışıyor abi. Evet, yani. Gündem maddelerini belirlemişsin yine burada. İlk maddemiz KYK yurdu. Evet sevgili izleyiciler, biz de geçen hafta programdan sonra burada KYK yurdu ile ilgili haber yaptık. Hasan Kayalaroğlu ile beraber gittik. Orada çekimler yaptık, fotoğraflar çektik, durumunu anlattık. Hasan'cığım da buraya not almış. Evet Hakan, bunu niye not aldın? Şimdi niye not aldım? Tekirdağ AK Parti milletvekilimiz Sayın Mehsan Özcan'ın bir videosunu izledim. Sosyal medyada değil mi? Sosyal medyada paylaşmış. Yanında da spor il müdürü Ahmet Üzgün var. Ha, Üzgün Ahmet Bey, evet. Şimdi biliyorsun biz Ahmet Bey'le bir türlü bazı konularda anlaşamıyoruz. Eleştiride bulunuyoruz kendisine. Yıldızımız barışmamıştı. Yani şöyle, yıldızımız barışmadı. Biz memleket için mücadele ediyoruz. Yani Tekirdağ'da güzel bir şeyler yapılsın, olsun, bitsin. Buradaki insanlar, buradaki gençlerimiz, çocuklarımız hizmet alsınlar yapılan yatırımlardan. Şimdi diğer şeyleri de konuşuruz. Ancak KYK yurdu bayağı bir zamandan beri gündemde yerini koruyor. Ben de şimdi Sayın Vekilimiz Mehsan Özcan'ın oradaki anlatımlarını dinleyince bir baktım. Yani ya Ahmet Üzgün doğru düzgün bir bilgi vermemiş. Bak kafiye iyi uydu. Ahmet Üzgün doğru düzgün, evet. Ya da o tam anlamıyla incelememiş. Hem kamuoyuna, hem takipçilerine, hem Tekirdağlılara, hem Süleymanpaşalılara bana göre yanlış bilgi veriyor. Yani nasıl yanlış bilgi? Yani mesela diyor ki orada 5-6 ay işte Nisan ayında açılacaktı diyor yurt, ama gecikmeli açıldı Eylül ayında. Hayır. Baktığın zaman tabelaya o yurt 2020 yılında temeli atılmış, sözleşmesi yapılmış. Sözleşme yapıldıktan sonra ne kadar süre sonra başladı bilmiyorum. Ama bitiş tarihi 650 gün diyor. Evet. Yani 2022'de bitmesi lazım. Bitmesi yani. Gereken bir proje aslında. O günden bugüne kadar, şimdi o zamanlar Sayın Vekilimiz Mehsan Özcan herhalde il başkanı falandı. Evet. O tarihlerde. Evet, doğru. Çünkü konuşmasının bir arasında diyor il başkanlığı döneminden de takip ettiğimiz bir proje falan diyor. Kardeşim, bu 5 yılda nasıl yani bitmedi bu? Hala gününde teslim edilmedi. Hala eksikler var. Evet, biz buradan tabii eleştirirken yapıcı eleştiriyoruz. Yani ben şahsım olarak ona gayret ediyorum. Neden? Çünkü memleketimize bir taş konması bile bizim ilimiz için, ilçemiz için gurur verici bir şey. Bunu hükümet şu andaki AK Parti de yapmış olsa, belediyeler, CHP belediyeleri de yapmış olsa, kim yaparsa yapsın bizim için mutluluk verici bir olay. Allah razı olsun. Allah razı olsun diyoruz. Evet. Ama böyle insanları da yanıltarak işte 3 ay gecikmeli, 5 ay gecikmeli falan değil. 3 sene gecikmiş. Evet. Uzun bir zaman. Çok uzun zaman. Artı hala asansörlerin bir kısmının çalışmadığını kendisi ifade ediyor. Daha yeni yeni. Yani öğrenciler yaklaşık aşağı yukarı 1-1,5 aydan beri orada kalıyorlar. Daha asansörler yok. Geçen biz programda da yaptık. Eleştirdik, söyledik, konuştuk. Kendimiz de gittik orada çekimler yaptık. Yol yok dedik. Su yok dedik. Otobüs durağı. Elektrik yok dedik. Bir tane kamera koymuşlar, otobüs durağı demişler. Otobüs durağını sen de çektin, sen de paylaştın. Çevre düzenlemesi. Çok yollar. Bir de çok ıssız bir yer. Yani dediğin gibi ileride biz 6-7 tane direk gördük. Hiç alakasız bir yer. 6 tane 7 tane direk ışık veriyor. Ama maalesef o yolda bir tane ışık göremedik. Şimdi okulla üniversiteyle yurdun arasında bir mesafe var. Ama bunu bazı parası olmayan çocuklar ya da zamanı olan çocuklar belki yürüyerek de kat etmek isterler. Tabii ki. Ama bir aydınlatma direği yok. Yani bunu
tredaşa, trepaşa neyse yaptırmak bu kadar zor mu? Yani ben oraya 100 tane yapılsın demiyorum. En azından belirli metre aralıklarla bir lambanın yanması lazım. Bunları Sayın Meslen Özcan gidip akşam gece de bir görsün o manzarayı orada. Evet. Biz gece de gittik beraber değil mi? Doğru. Gündüz de gittik. Biz ben eleştirdim. Daha Cumhuriyet Halk Partisi bile orasını gündeme almadan önce ben günler önce gidip orada bir çekim yaptım. Murat Günay'la beraber. Ama yani orada bir şey var Hasan'cığım. Sen yurt kaç kişilik dedin? Ha şimdi tabelada ne diyor yurt? 1500 kişilik. 1500. Şu anda 2100 kişi. Ne oldu? Bina mı büyüdü? Hayır. Evet. 4 kişinin kalacağı odaya, 2 kişinin kalacağı odaya 8 kişi evet. koydular. Evet. Orada bir sıkıntı var değil sıkıntı, mi? Sıkıntı. Normalde sıkıntı var tabii. Evet. Yani çünkü sen o gün o videoda şeyi okurken, o başlanma bitiş tarihini okurken 1500 kişi demiştim. Yazıyor abi, kocaman yazıyor. Sayın vekilimizde 2500 kişi diyor. 2500 kişi diyor. Şu anda 2100 kişi ikamet ediyor diyor. Evet. Çoğu da kaçtı. Yani yoldan kaçtı, uzaklığından kaçtı. İşte oradaki su sorunundan dolayı kaçtı. Hala inşaatın içerilerde devam etmesinden dolayı kaçtı. Tamam. Belki bunlar bir zaman içerisinde evet giderilecek. Başında da söylediğim gibi Allah razı olsun. Yapana da, bizim amacımız zaten bir dikkat çekmek. Ha, dikkati çekmek yani. Ne oldu? 3 gün önce sadece bu hükümeti AK Parti'yi eleştirmek değil ki. Gittik oraya otobüs durağı. Belediye durak tabelaları konmuş. Evet, belediye. Ama şey yok. Evet. Bir yani yağmurda, çamurda, rüzgarda insanların içine girip bir kabin yok. Şey D harfinde bir tabela. Kabin yok. Senin dediğin gibi. Bu insanlar şimdi Kasım ayı, aralığa da gideceğiz. Yarın bugün yağmurlar da yağacak. Şimdi bu çocuklar nerede bekleyecek otobüsü? Aynen öyle. Yani sadece... Bir de bunu yapmak zor mu? Ama dün ben akşam, bugün gidemedim. Dün akşam öğrencilerden bir tanesine sordum. Kabin dedim geldi mi? Abi geldi dedi. Ama gidip hani resmiyette kendim fotoğraflayıp ya da kendi gözlerimle görmedim. Çocuk belki yanlış bir şey anlıyor. Akşam yorma biz Hasan'cığım. Şimdi oraya mı gideceğiz ya? Yani belki şey de olur. Rica ederim buradan sevgili izleyicilerimizden. Yani şimdi... Diyelim ki arkadaşlar fotoğraf varsa Hasan Kayalı'nı atın da yani. Biz ayağımıza üşenmiyoruz abicim. Biz memlekete hizmet için varız. Yani evet. Neticede sadece işimiz eleştirmek değil. Yapmak, dikkati çekmek, eksikleri bazen onların görmediklerini, bizim gördüklerimizi... Amacımız ne burada Hasan'cığım? Amacımız... Bağcımı dövmek, üzüm yemek mi? Üzüm yemek herhalde. Bizim amacımız da, bizim odaya giden bir çocuğumuz yok. Aynen buradan öyle. Bir menfaatimiz yok. Biz bu programı yapıyoruz diye bize para veren yok. Canım yani oradaki... Ama duyarlı öğrenci... vatandaş olabilmek. Evet. Herkes duyarlı keşke olsa. Bugün milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları herkes duyarlı olsun abi. Evet. Sadece bizim duyduklarımızı biz duymayalım. Yani onlar da duysunlar bizim duyduklarımızı. Evet. Onlar da bir şeye eğilsinler. Şimdi Volkan, Sayın Volkan Nallar Başkan'la bir gün belediye meclisindeydi herhalde. Böyle konuşurken şey dedi. Tekirdağ valimiz Recep Soytürk için Allah razı olsun çok mücadele verdi dedi o yurdun bir an önce açılması için. Tamam. Biz Tekirdağ valimiz Recep Soytürk'e de çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yani zaten yani buranın huzuru, mutlu olması, buradaki imkanların genişletilmesi, sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi, verdirilmesi zaten Sayın Valimizin bir yerde yetki alanında olan bir şey. Evet. Değil mi? Mülki amirimiz. Mülki amirimiz. En büyük mülki amirimiz. Devleti temsil eden en yetkili. Milletvekilleri. Evet. Yani biz kötü olsun, vay neden yaptınız burayı demiyoruz ki. Ya bu eksikler bir an önce giderilsin diyoruz. Sonuçta bunlar insan. Yani bu koordineli olsun. Bir taraftan hükümet kanadından işte AK Parti, belediye tarafından ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, ne bileyim o sıkıştırsın telefonu. Yani internet hattı yok. Bak Tiretaş. Bir an önce oraya ona ne? Kim etki yapar? İktidar partisi evet. yapar. Değil mi? Doğru. Telekom'a kim? İktidar partisi. Değil iktidar partisi. Ha yolun yapılması, işte durağın yapılması falan onları da belediyeler. Evet. Onu da vali bey rica eder. Ne bileyim işte büyükşehir Süleymanpaşa Belediyesi büyükşehire gündeme getirip o ona falan derken böyle büyük çocuklar da okullarına giderken emniyetli bir şekilde ayakları çamura batmadan gider gelirler. Hatta dediği gibi bir an önce de bazılarının belki haçlığı yoktur, belki kısıtlı imkanlıdır.
fakir bir aile çocuğudur. Hani durumu şimdi minibüs attı dedik. Evet. Minibüs attı. Benim minibüsüm yok. Oradan para kazanmayı hedefleyip de minibüs attı, minibüs attı. Evet. Ama belediyeler madem yetersiz, yani yarım saatte bir, bir saatte bir ya da işte neyse süreleri gidip gelmesi, doluluk oranı falan beklemesi. Şimdi öğrencilerin öyle bir şey oluyor ki, bazen günde iki saatleri oluyor üniversite öğrencinin, bazen dört saati, bazen bir saati. Sabah oraya gidiyor, evet, gelmesi gerekiyor. Yani o ders olmuyor. Ders olmuyor falan filan. Bir minibüs hattı var, Köselyas'ın minibüs hattı var. Ama öğrenciler üniversitenin önünden geçen, direkt oraya giden bir minibüs hattı istiyorlar. Bunu geçen sefer de ben söyledim. UKM kararı gerekiyormuş. Abi geçici olarak bir izin verirsin. UKM kararını da alırsın. Neticede burada usulsüz bir şey yapılmıyor. Yapılmayacak yani. Öğrencilere hizmet. Evet. Yani ben isterim ki Ankara'dan sonuçta gelen, Kars'tan gelen, Diyarbakır'dan gelen, Urfa'dan gelen öğrenci, evet Allah razı olsun, Tekirdağ'da öyle bir yurt var ki yoluyla, ışığıyla, işte altyapısıyla, her şeyle dört dörtlük. Odalarımız dört dörtlük. Yemekhanemiz dört dörtlük desin. Sonuçta bu öğrenciler ileride ülke yönetiminde veya belirli yerlerde görev alacak insanlar. Abdullah Yalçın Başkanımız bir şey yazmış da. İyi yayınlar abiler, selamlar demiş. Aleyküm selam sevgili başkanım. Hasan abi diyor, askerde de öyleydi diyor. 250 erkek tek koğuşta kalıyorduk. Abdullah'cığım bizim koğuş 480 tamam kişiydi. Ben acemi birliğinde tam 480 kişiydi. Ne diyorsun? Evet. Çok tehlikeli bir yerde kalmışsın ya. 480 kişi aynı koğuşta yattık. Ranzalar 3 katlıydı. Evet. Doğru. Ne yapalım şimdi? Ben askerliği yapalı. Bunlar, askerliği yapalı 35 sene, 38 sene oldu. Bunlar asker değil, bunlar üniversite öğrencisi. Bunlar geleceğimiz bizim. Evet. Geleceğimiz. Bunları ne kadar? Buradan mühendisler çıkacak, mimarlar çıkacak, bunlara, doktorlar çıkacak, aynen, avukatlar çıkacak, belki savcılar, başkanlar, belediye başkanları, belki milletvekilleri, belki başbakan, cumhurbaşkanları çıkacak. Ülkede de söz sahibi olacak. Şimdi bunları bizim orada rahat ettirmemiz lazım. Askerlik farklı bir şey. Askerlik. Askerde çok var. Evet. Asker mantığın durduğu yerde askerlik, evet, başlıyor. Önce İçişleri Bakanım demiş, eşim iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Abdullah Yalçın sağ ol, teşekkür ederim. Bak güzel duyarlı. Üniversitede de elini taşın altına koymalı. Ring araçları koyabilir. Ders başlangıç saatlerinde Uludağ Üniversitesi bu işi çok güzel yapmış. Üniversite içerisinde ring araçları ile öğrenciler fakülteler arası, yurtlar arası yolculuk yapıyorlar demiş. Çok güzel bir fikir. Ya oraya da ring hattı koyabilir bizim üniversite, Namık, evet, Üniversitesi rektörlüğü. Yapabilir yani mi? O da olabilir yani. Niye olmasın? Sadece belediyeden şuradan buradan beklemenin de anlamı yok. Tabii. Üniversite kendi bünyesinde koysun, devamlı gitsin, gelsin, çalışsın yani. Olabilir. Ama işte bunu duyurmak lazım, bunu dillendirmek lazım. İşte Sayın Abdullah Yalçın, hep beraber inşallah. Biz memleketimiz için uğraşıyoruz. Hep beraber taşın, hep beraber koyalım. Evet. Ramazan Sever abimiz iyi yayınlar başkanımız. İçinde ben teşekkür ediyorum, evet, Abdullah kardeşimize. Sağ olsun, eksik olmasın. Evet efendim. Hasan, evet, arkadaşımız bir tane demiş, iyi yayınlar. Çok karanlık yurt orası demiş. Evet. Çok karanlık yurt çok orası. Karanlık. Biz farkındayız zaten, gittik. Gece de gördük. Evet, yani biz Mestan Özcan, Sayın Milletvekilimiz Mestan Özcan'dan ben Tekirdağ için, Süleymanpaşa için, diğer ilçeler için daha duyarlı, daha dikkatli, daha verici olmasını ben talep ediyorum. Benim de bir ricam var, başka kişilerin de dikkatini çekti. Sayın Vekilim, videoyu yapmışsınız, güzel anlatıyorsunuz, o müziği niye koydunuz? Belki biz Trakyalıların müziği seviyoruz. Hayır, ama olur mu? Söyledikleri tam anlaşılmıyor. Çünkü bir insan dinlerken sese konsantre olup, bu sefer ne oluyor? Konuşma arkasındaki müzik senin oradaki net olarak duymana engelliyor. Ya şimdi, yani sanki böyle bir daire satar müziği gibi olmuş. Şimdi biz de buradan eleştirmiş olalım. Yani bence eleştiri de zaten videoda diyor, eleştiri de olacak diyor yani. Olacak bu, tabii ki. Tabii yani eleştiriler de olacak. Kendisini zaten seviyoruz. Yani biz de seviyoruz. Yani Mestan Özcan gerçekten bana göre, ben her zaman da söylüyorum, mücadele ederek, yani mücadele ederek şu andaki mevkisine, makamına gelmiş bir insan olarak değerlendiriyorum. Evet. Yani il başkanlığı yaptı, milletvekili, büyükşehir belediyesine başkan adaylığı süreci oldu. Evet. Yani gezdi, dolaştı, insanlara şehrin sorunları şeyler anlatmaya. Diyor. Ama işte şimdi diyorlar ki mesela sağda solda duyuyoruz. İşte Tekirdağ'ın babası
Mesut Özcan diyorlar. Mesut Özcan ne derse olur diyorlar. Öyle hani Cüneyt Yüksel falan filan. Artık onun devri bitti. Şey bitti tabii, diyorlar. Tabii. Peki o zaman biz yani Mesut Özcan'dan daha bir şeyler tabii istiyoruz. Yani sonuçta iktidar partisinin milletvekili. Tabii canım. Birinci sıra. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bile ne diyor? Gel köfteci diyor. Evet. Elini tutuyor yani. Değil mi? Bunu bizim lehimize mesela şimdi aynı şey için meclis başkanımız Şentop Hoca. Evet. Şimdi her gittiğimiz yerde ne diyorlar? Şentop Hoca ne yaptı ki bu Tekirdağ? Evet. Ne yaptı? Hiçbir faydası olmadı diyorlar. Evet. Sen biliyor musun? Biliyorum. Ne? Yani ne yaptığını mı? Yani bir şey yapmadığını biliyorum. Ya biliyorum derken ben de bakıyorum mesela sağa bakıyorum, sola bakıyorum, önüme bakıyorum, arkama bakıyorum. Şimdi mesela eskiden işte aşağıda silolar var. Derler ki mesela Ahmet Karayeli zamanında yapıldı bakan o zaman. Evet. Anladın mı? İşte Atatürk Sanayi Sitesi yani 100. yıl sanayi sitesi dediğimiz yeni sanayi şey. Evet. İşte o zaman Ahmet Karayeli zamanında yapıldı. Bu çevre yolunun ilk yapılışı o zaman tabii böyle bu kadar değildi ama evet, yani oradan bir yol açıldı. İşte Ahmet Karayeli zamanında yapıldı falan gibi böyle şeyler var. Şimdi bak mesela keşke biz de diyebilsek işte Şentop Hoca için de işte şurasını bak onun meclis başkanlığı döneminde Tekirdağ böyle bir hizmet getirdi. Onu yapıldı, bunu yapıldı. Genelde Şentop Hoca buraya geldiği zaman genel trafik sıkışıyordu burada. O kadar yani. Ne gibi yani? İşte polisler hemen yolları tutuyordu. Ha. Oradan geçme, buradan geç, şuradan geçme. Valla o Türkiye'nin bilmiyorum kanayan bir Türkiye'nin yarası. Kanayan yarası. Yani yani burada Abdullah Yalçın vitesi yükseltmiş sevgili başkanımız. Maalesef diyor şehrimiz diyor yöneticileri diyor siyasileri gözlerini kapamışlar, kulaklarını tıkamışlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Oynuyorlar. Gazeteciler yorum yaptığında da tükaka oluyor diyor. Bir haber geldi şimdi. Tiradaş İl Müdürümüz Ümit Günay yurt yolundaki elektriklenme için projeler hazırlanmış. Yakında aydınlatma İnşallah yapılacakmış. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani Ümit Müdürüm de çok duyarlı bir. Demin de sen söyle kim bir yani tuğla koymuşsa, kim bir çift çakıyorsa Allah razı olsun diyeceğiz biz de. Evet. Yoksa kimseye karşı bir husumet yok canım yok. Yani. Evet Hasan'cığım yine bir madde daha koymuşum buraya. Ne olmuş bu özel hastanenin önü diyorsun. Hastane önü diye bir şarkı vardı herhalde oradan geldi. Özel hastane önü sağlık il müdürü. Ya şimdi şöyle. sağlık il müdürü biliyorsun aşağı yukarı bir ay oldu yine randevu isteyeli. Yok. Geçen il emniyet müdürümüz sağ olsun. Metin Sana mı vermiyorlar yoksa kimseye mi vermiyorlar? Bilmiyorum. Yani benim bildiğim belki birkaç kişi daha istemiş. Olmamış yani onlara da sana ha bazıları da diyor ki biz telefonla bile konuşuyoruz gece gündüz diyor. Bilmiyorum. Yani şimdi abi ben sana hep yakışıklısın, hep güzelim dersen sen beni çok seversin. Evet. Ama ben sana ya senin öyle böyle yaşlanmışsın saçın başın bilmem ne dersen sen beni sevmezsin abi. Severmezsin. Elin paketle gidersen farklı bakarsın. Evet. Boş elle gelirsem sana farklı bakarsın. Bunun gibi bir şey bu yani. Evet. Yani ben neden beni kabul etmiyorsun kardeşim? Beni niye kabul etmiyorsun yani? Ya da bana tut ki herkese randevu veriyor da bana vermiyor. Evet. Ya ben kendim için bir şey istemeyeceğim. Sağlık il müdürümüz korkmasın yani. Ya emniyet müdüründen aldık randevuyu. İl emniyet müdürümüz gittik. Onun izlemeyi soralım Hasan'cığım. Bu bir paranoya. Mesela gittik saat 2'de randevumuz vardı. Murat Günay üçümüzün evet. Manşet gazetesi Salih Canikli bir de ben Hasan Kayaloroğlu Tekirdağ Özgür Haber olarak randevu aldık. Evet. Saat 2'deydi randevumuz. Ama işte biliyorsun böyle bürokratların şeylerin programları aksamalar oluyor. Olabilir. 2:30 oldu saat. İşte içerideki misafirler çıkacak falan derken o sırada şey geldi. Ona da randevu saat 3'e verilmiş. Evet. Necmi Işıksal'a. Evet. Tekirdağ Batı Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal'a geldi. Onlar da geldiler iki kişi. Aynı anda oturduk. Bizi önce alacaklardı ama bizim gizlimiz saklımız herhangi özel bir şey olmadığı için de güncel yani tanışmak içindi zaten. Hep beraber girdik içeri. Güzel de bir sohbet oldu. Ne aldılar oradan mesela? Gerçekten sohbeti 10 numara. Müthiş. Yani sana ne geçti emniyet müdüründen? Yani burada başarılı olabilir mi? Yani şimdi biliyorsun neredeyse hayatını anlattı bize. Evet. Yani ilk başladığı günden
bugüne geldiği güne kadar hepsini kademe kademe anlattı müdürüm. Ben tabii ki yani ne dedi? Ben dedi inşaatın sıvasını da bilirim. Evet. İşte bu koltukta oturmasını da bilirim. Böyle örnekler çünkü vererek. Çok dolu bir insan. Hani dolu. CV'si çok dolu. Narkotik, istihbarat, terörle mücadele. Oo, aklına ne gelirse hepsi var. Yani, aileden de esnaflığı da bilirim. Esnafa yaklaşmasını da bilirim. Son zamanlarda bana göre hani tam emniyet müdürünü buldu diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah da yanılmayız. Evet. Yanılmayız. Özel yani, hastanenin önü sağlık. Narkotik olayına da eğilmesi yani gerekir. Zaten tespitleri yapmış. Sivil olarak da gittim gezdim dedi. Resimleri de bize gösterdi biliyorsun. Orada yaşadıklarını görmüş. Hem Çorlu'da meşhur bir mahalle var. Bir de bizim Süleymanpaşa'da bir meşhur bir mahalle var. Evet. İkisini de tespit. Karakolları koyacağım dedi göbeklerine. Evet. Bakalım dedi giriliyor mu girilmiyor mu çalışılıyor mu çalışmıyor mu göreceğiz dedi. Ben dedi işlerine çökeceğim onların. Öyle dışarıdan bakmakla olmaz o işler dedi. Heh, çok güzel. O zaten çok önemli. Aynen öyle. Yani teşhis konmuş, pansuman tedavi değil. Direkt ameliyat. Aynen öyle. Yani mesela değirmen altı için neydi? Bak, kızlarımız bugün, var dedi. Bugün bir müdür hanımla görüştüm. Sohbet esnasında ya dedi bir anda dedi değişti de şeyin çevresi diye sen de orada hatta iş yerim var evim tabii var. Evim. Bir anda dedi orada dedi bir düzen geldi dedi. Aynen ya. Öyle. Tamam daha önce de burada emniyet ben zaten daha önce sosyal medyada da yazdım. Yani müdürümüz demek geldiğinden ki, beri demek bir ki, şey başladı. Yapılıyor. Motor seslerini duymaz olduk ne zamandan beri. Yoksa ki bütün gece o motorlar son ses motosikletler bor. Yani at sahibine göre kişiliyormuş demek ki. Şu anda diyor çok iyi diyor. Hani ismini vermeyeyim buradan müdür hanım. Her mahallede olması gereken. Evet. Yani çok memnunlar. Çünkü müdürümüz biliyorsun il müdürü. Yani 11 ilçenin sorumlu müdürü. Her ilçede de ilçe müdürleri var. Tabii bizim burada il müdürlüğü burada olduğu için müdürümüzün ikametgahı da burada olduğu için tabii buradaki olaylara daha yakın, daha çabuk bazı şeyleri gözlemleyebilir, müdahale edebilir. Ama Çorlu'da, Hayrabolu'da, Şarköy'de, Kapaklı'da bizim için hepsinde huzur olması gerekiyor. Her yerde. Her yerde olması lazım. Ama tabii müdürümüz böyle çalıştığı sürece, çalıştığı sürece ne yapacak? Diğer ilçe müdürlerini de çalıştıracak bu sefer. Yani ben buradayım demiş. Ben buradayım, evet. Evet, evet hastane, özel hastanelere bir türlü giremedin. Ya özel hastaneler, biliyorsun özel hastanelerde büyük bir sıkıntı var. Yani bunu sadece ben değil, ulusal medya da bunu gündeme getiriyor. İşte savcı bey, insan evladı bir savcı çıktı. Cumhuriyet savcısı her şeyi ortaya çıkarttı. Allah razı olsun. Bu hastanelerde yapılan, şimdi biz paylaşımlar yapınca, işte gazeteye manşete falan koyunca, sosyal medyada böyle yazmalar, işte burada konuşmalar falan olunca, tabii takipçilerimiz de ne yapıyorlar? Bize ama WhatsApp'tan telefonumuz varsa, ama Messenger'dan yazıyorlar, işte yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyorlar. Şimdi herkes neden şikayetçi mesela en çok bu işte çocuklarla olan gündemdeki son günlerde yaşanan olayları tabii her yerde yaşanacak, her hastane bunu yapıyor diye öyle bir iddiamız yok. Tabii ki. Muhakkak ki duyarlı doktorlar, duyarlı başhekimler, duyarlı hastane sahipleri, ki bunlar vicdan sahibi tabii, bunlar olanlar tabii ki. Tabii çoğunlukta. Ancak en çok şikayet neden geliyor? İşte bir kredi kartı geçmemesi özel hastanelerde. Efendime söyleyeyim, nakit elden para istenmesi, fatura kesilmemesi, bu %90 bütün hastanelerde, yani bizim duyduğumuz diyelim ya da hepsinde bu peki, uygulama var. Müfettişlerin bundan haberi yok mu? Ya işte biz bunu yani, hani gündemde tutarak bir yerlere, birilerinin kulağına şimdi yani Hasancı, en çok şikayet bunlar. Adam diyor ki 50 bin lira mı, 40 bin lira mı, 30 bin lira, ben cebimde nasıl taşıyayım diyor. Bir maliye müfettişinin eşi, bunu sen de duymuşsun herhalde, bir kuaförü arıyor. Pazartesine randevu istiyor, yok. Salıya yok, çarşambaya alıyor. Çarşambaya günü eşiyle beraber gidiyor. Eşi diyor randevu defterini alayım. Bakıyorlar bir sürü şeyler. Karşılığında faturalarını soruyorlar, yok. Ve o müesseseye bir hayli yüklü bir ceza geliyor. Bir de bakarsın Allah bilir o şeydir, götür vergiye tabidir. Değil. Yani... Değil. Ha, bir öyle götür vergi mi olur ya?
Ya nasıl götürüyor ya? Ha, tamam bu tamam. Bak ismi güzel ha, götürüver ki ha. Bak. Şimdi mesela geçen gün bir takipçim yine bana bir resim attı. Ben de bunu sosyal medyada yazdım. Ne yazdım abi? Tekirdağ'da Yaşam Hastanesi. Özel hastane. Şimdi Yaşam Hastanesi'nin önünde o babaları dizmişler. Evet. Tamam mı? Takipçilerimizden bir tanesi de yani Tekirdağ'da Süleymanpaşa'da yaşayan bir insan bu. Mağduriyet yaşamış. Ben diyor orada bir 5 dakikalığına oradaki eczaneden bir ilaç alacağım. Arabayı park edemedim diyor. Neden? Babalar var diyor. Şimdi bu babalar neden var? Şimdi ben buradan Sayın Volkan Nallar Başkanımıza da seslenmek istiyorum. Bazı işletmelerin önünde 2 tane çiçek, 5 tane duba olduğunda şikayet oldu. Yani o mekanla ilgili bir şikayet gerçekleştiğinde zabıta müdürlüğüne ya da belediyeye hemen gidip gerekli şeyler yapılıyor. Doğru. Kaldırılıyor. Peki bu hastanenin özelliği ne? Şimdi insanlar diyorlar ki zengin olduğu için zenginlere ama kimse bir şey yapamaz. Bütün hastaneler zengin. Yani bütün hastane ondan mı? Yani zenginlikten mi bu yoksa birileri yani atıyorum mesela trafik şube, yani bu belediye değil de biraz da trafik abi, şube. Abi trafik göre. Şube, belediye yani kimin şeyine giriyorsa bu. Evet. Yani o dubaları dizmiş. Şimdi arabalar ama bir tanesi var. Yazmış diyor ki lüks araban diyor, lüksse diyor. Yani üst segment bir arabaysa hastanenin önüne vale gelip yanaştırıyor diyor. Çünkü yan tarafta otopark var aslında. Arkası. Yan, arkası. Arkada otopark var bir de yan tarafta var. Da otopark arkada var. Da var. Hastaneye giren araçlar arkaya şey. Şimdi Yaşam Hastanesi'nin ne özelliği var abi? Buradaki Star Medica Hastanesi arabalar kaldırıma park ediyor. Bunu kimse görmüyor mu yani? Kaldırma abi, yere kaldırma, üstüne araba konuyor. Belki görmüyorlardır aslında. Nasıl? O zaman ben görüyorsam bana kimse kızmasın yani. Evet. Ben görüyorum abi. Şimdi bakmakla görmek arasındaki farkı bize yıllar önce öğretmişlerdi. Evet. Daha ortaokulda. O zaman onlar bakıyordur, göremiyordur. İşte görecek abi. O zaman görecek abi. Yani orada zengin, burada zengin, o bilmem ne falan filan böyle ayrımcılık. Yani gariban bakkalın önüne araba işte bir gelmesin, konmasın, durmasın diye eğer sen müsaade etmiyorsan bir baba koymasına. Orada 15 tane 20 tane babayı koymuş, orasını parsellemiş. Nasıl olacak bu iş? Peki şunu söyleyebilirim, yanlış anlamadı yani. Diğerleri de yanlış anlamasınlar. Şimdi Özcanlar Köfte aşağıda belediyeden kiralamış. Babaları koyuyor. Doğru mu? Acaba diyorum hastanede belediyeden kiralayıp böyle bir işlem yapıyor olabilir mi? Çünkü aşağıda gördüm belediyenin karşısında Özcanlar Köfte var. Orada diyorlar ya işte burası büyükşehir bilinenlerden kiralanmıştır diye. O şeyde koymuşlar. Bunu olabilir mi? Yani bir ücret verip. Vallahi bilemiyorum. Yani tabii bizim yayınlarımızı ya da yazdığımız yazıları pardon hani Yaşam Hastanesi'nin yetkilileri izliyorsa, belediye yetkilileri izliyorsa işte ya da emniyet birimlerinden birileri izleyip takip ediyorsa o zaman bize yazılı olarak ya da sosyal medyamızda bilgi aktarırlar. Biz de ona göre biliriz. Deriz arkadaşlar burası Yaşam Hastanesi kiralamış. Şunu söyleyeyim ben normalde. Şimdi böyle olsa bile bana göre yanlış. Niye? Sen dükkanı kiraladın ama kardeşim orası halka açık bir yer. Şimdi mesela şöyle kira olayını bilmiyorum. Ama şimdi orada babalar var. Geldim bir vatandaş mesela ki bu Hürriyet Mahallesi'nde bir dönercinin önüne adam çiçekleri dizmiş. Vallahi ne mahallesi oluyor orası? Atatürk Mahallesi mi? Şu Özcanlar Köfte'nin o taraf işte. Bir hanım arkadaşımız eşiyle beraber orada arabayı park ediyor falan işte derken bir tartışma çıkıyor. Darp olayları falan oluyor. Sonra Sayın Volkan Nallar'ı arıyorlar. O da hemen zabıta ekiplerini gönderip oradan bütün hepsini kaldırtıyor. Yani orası halka açık bir yol aslında. Ama her yol halka açıktır. Her yol açık. Peki şimdi mesela sen, ben, herhangi birisi ya da acil bir işi olan birisi oraya gitti, arabasını da park etti. Oradan bir tanesi de geldi, buraya araba park edemezsin dedi. Bu trafik polisi değil, zabıta değil. Herhangi birisi, yani hastanenin bir görevlisi. Bir kavga çıksa orada, bir tartışma olsa, evet. İş büyük boyutlara çık. Oradaki iş yerinin, mesela senin dükkanın önü bile olsa işgal etme hakkı yok. Çünkü yok. Evet. Yok. Ben tamam kabul ediyorum.
Yol orada park edilme. Ama neden orası? Ya kaldırım kaldırım. Kaldırıma kendi arabalarını park ediyorlar. Ha. Şimdi bak. Olay farklı boyuta geldi biliyor musun? Diğer araçlar yok. Bari oraya hiç araba çekilmesin. Biz dedim ki oraya hatta kaldırımın üstüne. Evet. Kaldırımın üstüne. Hatta evet. Ben bakacağım orada şimdi eskiden 2000 arasında bir yol geçiyordu. Onu da belediyeye gidip sormak istiyorum. Acaba yol satın mı alındı? Yapıldı mı? Yoksa o binalar kaçak olarak mı? Kaçak olarak mı birleştirildi? Mektubun onu da araştıracağım. Yani bu istersen o konudan sonra diğer bir evet. Canip Demir arkadaşımız iyi akşamlar dilemiş. Rahim Karabaş arkadaşımız, takipçimiz. Adalet mülkün temeli mi? Mülk adaletin temeli mi demiş. Adalet şu anda neydi adalet? Bayan ismi miydi? Arkadaşlar biraz burası sıcak oldu galiba. Evet. Vallahi şimdi bugün adaletle ilgili bir şeyimiz yok. Ama daha sonra bu GDO'ları bir arası daha ortaya koyarsan yapabiliriz Asacı. Ya GDO'la ilgili tabii konuşacak çok şey var ama şu an bugünkü programda ona tam bilgimiz de yok. Yani işte yarım yamalıktan kim doğru söylüyorsunuz? Tutuklanmaları yani gözaltıları oldu, serbest bırakıldı. Acaba gerçekten insanlar suçlu muydu, suçlu mu bilmiyoruz. Evet. Elimizde şöyle güzel doneler olsa evet. Konuşacak çok şey var. Mesela ormanı Tekirdağ İl Ormanı, Atatürk Ormanı ile ilgili. Sen yapmıştın haberini. Mesleğen Özen. Evet, ilk ben gittim orada haberini yaptım. Sonra orada gidip Murat Günay kulis haberle gittik. Orada bir çekim gerçekleştirdik. Hatta milattan önce bir mezara rastladık, gördük. Orada? Tabii orada ormanın içinde tümülüs var. Zaten birinci derecede arkeolojik olarak sit alanı olarak etrafı da çevrilmiş. Bunun şeyini yaparken işte olmaması gerekiyor, ağaçların kesilmemesi gerekiyor falan derken ben bugün Sayın Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygül'le de bir yazışmam oldu. Ondan haber geldi daha doğrusu. Şu anda orası vazgeçildiğini, evet. Kumbağa Tepesi'ndeki bölgede bu kadar ya. Yer yapılacağını, bakılacağını falan. Zaten orada da mevcut yerler var orman içinde. Var. Yani onlar değerlendirilir hatta falan. Hatta şöyle ağaçlı olan yerler de var. Ya biliyorsun yukarıda orada bir asla şey otel yapıldı, ağaçlar kesildi, yollar açıldı, bir evet. Sürü şeyler yapıldı aslında. Yani evet. Bunlar bilmiyorum işte insanlar nasıl beceriyorlar, nasıl izinler alıyorlar, kim gözlemliyor. Demek ki becerikliler ki ondan. Gürkan Usta başlıyor, sıra Cimbom'da Salih Başkanım diyor. İnşallah bu akşam biz de Fenerbahçe ve Galatasaray'ımıza UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz. Vurdukları gol olsun. Çiçekçi dedi. Hayırlı yayınlar Salih Başkanım. Hasan Kayadoğlu demiş. Evet. Çiçekçi dedi. Senin bir sorunun yok mu? Evet Hasan'cığım. Diğer konumuza geçelim. Eğer istersen son not varsa okuduktan sonra. Nasıl abi? Notu okuduk. Ha yok. Evet. Yani Sağlık İl Müdürlüğü'nde şöyle bir not geldi. Bir aydan beri İl Sağlık Müdürlüğü'nde müfettişler varmış. Ha. Kesin bir şey var abi. Bir şey var yani. Çünkü yani bir aydan beri olur mu sence hiç? Uzun zamandır. Demek ki o kadar çok konu var ki inceliyorlar abi. İncelesinler. İncelesinler abi. Sağlık İl Müdürü sağ olsun gazeteciler hemen mahkeme dava açma biliyor. Dava mı açmış? Tabii canım pandemi döneminde Ferhat Akgün'e işte neden orada sandviç falan bir paket. Onun için dava mı açmış? Evet. Yani hiçbir şey yapmayacaksın abi. Hiçbir şey söylemeyeceksin bunlara. Hiçbir şey eleştirmeyeceksin. Görmeyeceksin. Duymayacaksın. Evet. Herkes istediği atı koşturacak istediği gibi. Yok öyle bir dünya ben abi. Ben sağlık müdürüyüm. Yok öyle bir şey abi. Ben özel hastanenin de yaşadığım sıkıntıyı, devlet hastanelerinde yaşadığım sıkıntıyı yani benim derken kendi şahsımla alakalı değil. Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da ya da diğer ilçelerimizde yaşayan insanların sıkıntılarını. Evvelki gün bir fotoğraf çektim hastanede. Hastanede kan verme dolu, koridorlar dolu, kardiyoloji dolu, göz dolu, her taraf dolu. Pazar dedim boş. Pazarda insan yok dedim. Diye bir paylaşım yaptım. Tabii insanlar hemen altına başladı yorumları yapmaya. Yani randevu sistemini konuşmak lazım. Evet. İşte doktorların mesela ya dün ne oldu biliyor musun?
Anlat bileyim. Şimdi kardiyolojide randevum vardı. Efor testi yapılacak. Daha önce işte 2 sene önce stent takıldığı için her sene rapor yenileniyor, tazeleniyor falan. Şimdi bantın üstündeyim. 3 tane de hemşire. Birisi benle ilgilenen. 2 tanesi de muhabbetçi. Gelmişler muhabbet ediyorlar. Üçlü diyorlar. Ha. Ne güzel. Şimdi bir tanesi diyor ki bant hızlı olmasaydı hani o anda da şey ya böyle hani, cevap verdim yani. Cevap verecektim. Sonra aklımdan çıktı işte kendi insan kendi sorunlarıyla ilgilenince. Ne diyor biliyor musun? Ya ben diyor devlette işte muayene çocuğunla ilgili galiba bir sorun var. Şey diyeceğim, güvenmiyorum ki diyor hiçbirisine diyor. Devletin doktorlarına güvenmiyorum diyor. Evet, sağlık devlet abi. Oradaki hemşire. Hemşire bir de. Hemşire tabii. İşte odadayız. 3 hemşire, bayan, bir de ben. Ben bantın üstünde koşuyorum. Onlar da konuşuyorlar. Ya ne hale gelmişik abi? Orada çalışan hasta, yani hemşire, oradaki maalesef doktora güvenmediğini söylüyor. Vatandaşımız. Özele gideceğim diyor. Doğru söylüyorsun. Ben de geçenlerde hastanede bir doktorla beraber, yani daha doğrusu doktor demeyeyim, orada doktor müsveddesi diyeyim, bir tartışmamız oldu. Yani oradaki doktorlar, çalışanların bir kısmı diyeyim, hepsini zan altında bırakmayayım, kendilerini böyle çok üstün görüyorlar. Yani böyle üst perdeden görüyorlar. Niye görüyorlar? Çünkü onları denetleyen bir mekanizma yok. Onlara bir psikolojik eğitim veren bir yer yok. Ve onlara o şey yapacak bir siyasi baskı yok. Kendini çok rahat hissediyorlar. İstedikleri gibi hastaya bağırabiliyorlar, çağırabiliyorlar. Azarlayabiliyorlar. Hatta danışmadaki bile azarlayabiliyordu hasta. Dedi ki bir gün gidelim bak sabahtan akşama kadar bir bakalım. Bak oradaki insanlar günde kaç kişiyi azarlıyor. Heh, bununla ilgili bakıyorsun. Ama işte abi bu duyduklarımızı, gördüklerimizi ya da vatandaşın yaşadığını anlatıyorsun. Ne yapacağız? Gideceğiz sağlık il müdürünü anlatacağız. Heh. Değil mi? Ama sağlık müdürü de müfettişler denetliyormuş. Müfettişler istiyor. Hadi bir aydan beri ben 3 ay önce de istedim randevu gene olmadı. Ya şimdi ben anlayamadım şu. Yani bir en büyük Tekirdağ'ın en büyük mülki amiri vali. Evet. Validen randevu istendiğinde gidebiliyorsun. Evet. Kabul ediyor. Konuşabiliyorsun. Ben bugüne kadar hiç validen bir şey istemedim. Yani bu tabii sadece ki diğer valilerden de bir talebim olmadı bugüne kadar. Hep bir şeyleri yardımcı olmak amacıyla bir şeyleri anlatmaya çalıştık. Bu vali, il emniyet müdürü, işte ticaret il müdürü, bir sürü müdür var. Cumhuriyet başsavcısı evet. Vesaire vesaire. Evet. Yani sağlık il müdürünün özelliği ne abiciğim? Belki torpillidir. Evet Hasan'cığım, geldik. Aa bak burada Timuçin Çınar yazıyor. Sevgili gazeteci dostumuz Timuçin Çınar, paylaşım Kadir Çevi diye not almışım. Ben dün gördüm onu. Timuçin kardeşimiz sağ olsun, hem sevdiğimiz hem de gerçekten Kadir Çevi'yle iyi bir başkanımızla şey. Ne alakası? Şöyle, Kadir Çevi'nin Anavatan döneminde belediye başkan adaylığı süresince bir yapacağı 5 yıllık program içerisinde Tekirdağ'ın eksikleri ve yapacaklarımla alakalı bir listeyi paylaşmış evet. Timuçin Çınar. Evet. Ben de böyle bir göz gezdirdim. Göz gezdirince tabi o zaman Tekirdağ büyük şehir değil. Normal. Normal yani evet. İşte Süleymanpaşa o zaman evet. Tekirdağ. Baktım yani o gün bugün kaç sene geçmiş abi? 20 sene mi geçmiş? Ne 20 senesi? He? 25 sene mi olmuş? Bilmiyorum. Fazla kaç senesi? Abi. Kaç tane belediye başkanı değişti? Ben bir... Ekrem Eşkinar geldi vardı. Gitti. Adem Dalgıç geldi gitti. Cüneyt Yüksel geçti. Cüneyt Yüksel geldi gitti. Volkan Nallar. Volkan Nallar şimdi. Ondan önce şey... Ahmet Aygün var. Osman Tabak var. O zaman bu... 30 yıla tekabül ediyor o zaman. Hadi 25. Kadir Başkan Osman Tabak'tan sonra mıydı? İstifa tamam. Ha. Hadi diyelim, 20... milletvekili olmak için hadi diyelim 25 yıl. 2000 öyle değildi bence. Ağustos. 2002 mi? 2003 pardon. 2003. Tamam. Her neyse. Neyse Kadir Başkanım seyrediyorsa bize belki yazar. 2003. Yani o zaman yapmak istediklerini hala gördüğü yapmış. Eksiklikleri falan böyle
okuyunca hala eksik bunlar. Çoğu eksik hala abi. Depremden bahsediyor. Evet. 500 kişilik yeni konutlardan bahsediyor. Aydoğdu Mahallesi'nin iyileştirilmesiyle alakalı falan. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümden bahsediyor. Altyapı, kanalizasyondan şundan falan bahsediyor. Bir sürü şey var yani. Şimdi hepsi hatırımda değil. Yani görüyor musun? 20 sene, 22 sene, 25 sene geçiyor. Evet. 4 tane, 5 tane evet. Belediye başkanı geliyor gidiyor. O günkü konu bugün hala gündemde. Trafik sorunu, otopark sorundan bahsetmiş. Evet. Şu anda açık otopark olarak Büyükşehir'in kullandığı bizim Kolordu Caddesi'ndeki otoparktan bahsediyor. Orası o zaman yarım projeydi, yarım kalmıştı. Mahmut Çağlayurt zamanında herhalde başlanmıştı o projeye. Mahmut Çağlayurt'tan sonra yarım kaldı. Sonra da zaten yıkıldı şu anda. Burcu Şık hanımefendi hanım bir şey yazmış. Tam 25 yıl olmuş. Volkan Başkan dayısı eşi başkanımız Kadir Çebi'yi danışman alsın yanına demiş. Valla kötü bir fikir değil. Necdet Kaya iyi yanlar diliyorum. Ya abi şimdi bak şimdi tamam alsın tamam da yani bu sefer daha çok dedikodular olur abi. Yok anlamda. Olur abi bence yani. Bence ya danışman olarak almasa bile danışabilir yani şimdi ya bir belediye başkanı değil bir milletvekili bakın cumhurbaşkanının bile danışmanları var doğru mu? Valinin bile danışmanları var. Emniyet de danışman yani bir insan. Ya tamam da biz cumhurbaşkanı şimdi kızı danışman olarak görev yapıyor eleştirmiyor muyuz? Diyemiyoruz evet. Ya kızı danışman yani geldi gitti. Geçen gün bana birisi yazmış. Şimdi burada biraz Burcu Hanım herhalde biraz ironi yapmış herhalde. Çebi'yi de danışman alsın yanına. Evet. Evet Hasan'cığım hızını kestim kusura bakma. Yok ben yani hız kesmek değil de ya bu vatanı bu şehri bu ilçeyi eğer gerçekten seviliyor yani seviyorsa bir insan evet. İlle maaşlı bir yerde danışman olmasına gerek değil, yok. Değil tabii ki. Neticede Volkan Nallar'la Kadir Çebi ye dayı ye. Tabii ki. Akşam bir evde, akşam sohbetinde, yemekte, orada, burada, makamda konuşulur, değerlendirilir, tartışılır. Ki ben en son şeyi sanki böyle hatırlıyorum. Kiraz Festivali'nin logosu değiştirilmişti. Kadir Çebi paylaşım yaptı. İşte eski ablam eski logo kullanılsın falan diye bu festivalde de o logo kullanıldı. Evet. Yani fikir verebilir. Olabilir. Olabilir. Gayet. Ama öyle paralı ücretli bir danışmanlık vesaire falan şey de Burcu Hanım ben ona yapmaz. Yani bir şey yani. Burcu Hanım yine ikinci mesajını da atmış. Ama diyor dinlemediği belli danışman olmasın ama danışsın demiş. Dinlemediği belli diyor. Şimdi Volkan Nallar şurada baktığın zaman Mart Deniz'den 7 aylık bir belediye başkanı. Daha vallahi ben geçenlerde bir paylaşım daha yaptım. Şöyle yazdım. Hatta köşe yazısı olarak da yazdım. Çünkü bu söylediğin senin şeylerin çoğu Büyükşehir'le alakalı. Şimdi 500 tane konut diyorsun ya. Hani, Büyükşehir olur mu abi? Tokinmiş abi. Anlamadın. Yok yok. Hani Kadir Çebi yazmış o zaman. Ya niye belediye başkanı yapmaz mı? Gitsin orada Esenler Belediye Başkanı var. Hayır hayır. Tevfik Kürsü. O tamam o zaman ya, o... Belediye Başkanı konusu yapmaz mı Allah aşkına? Ya yapar. Ha. Ama yapamamışlar daha önce kadar. Yani olmamış. Gerçekleştiririm. Ya ona bakarsan sen Cüneyt Yüksel oraları hep hani ben yapacağım diye gösteriyordu. Ama onunla alakası yetmedi. Belki görevden almasın. Abi o yapmayacaktı ki zaten. Süleymanpaşa Belediyesi olarak yapmayacaktı ki. TOKİ yapacaktı. Ama benim zamanımda yapıldı diye. Yani evet. Hükümetle aynı siyasi parti oldukları için... Yani, keşke yapsaydı. Yani millet bahçesi de ona bakarsan keşke TOKİ'nin... arsaları satacağına kat karşılığı verseydi en azından bina olurdu. İnsanlar da başını sokacak bir yerler bulurdu. Maalesef bu Süleyman Paşa'mızın kanayan yarası kiralar olmuş. 20, mesela Hürriyet'te kiralar 25, 30, 35. Diğer yerlerde 15, 20, vallahi 25. Ben... Bu neden? Çünkü dediğin gibi vatandaşa da hani TOKİ olarak da konut üretemediğin için veya belediyeler olarak ister istemez bunlar oluyor. Burada yap bakayım şöyle bir hani 3000'lik bir uydu kent. Bak bakalım o kiralar kaça düşüyor.
Vallahi işte DM'nin altında görüyoruz. Yani bir yurt yapıldı, 2000 kişilik, 2100 kişi sığdırdılar 1500 kişi yurda. O hemen 15 bin lira, 20 bin lira, 18 bin lira, 13 bin lira isteyen şeyler o ister istemez biraz geriye doğru gitti. Ya. Vermeyenler de boş kaldı, elinde patladı. Bak ne güzel. Bu kadar basit. Hep yani. Arz taleptir bu işler. Evet. Yine Büyükşehir için bir şey yazmışsın. Hafriyat döküm yerleri demişsin. Ne olmuş hafriyat döküm yerleri? Ya şimdi öyle şeyler geliyor, şikayetler geliyor. Düzen beklesen de hep sana mı geliyor bunlar? Ya sana gelmiyor mu abi? Sen duymuyor musun hiçbir şey? Yani diyorlar ki mesela Büyükşehir zabıta arfiyat döküm yerlerine göz yumuyor diyorlar. Evet. Yani bu neyin karşılığı diyorlar. Yani birisi birisine göz yumduğu zaman selam verdiğinde ya alçaklı çıkar ya borçlu çıkar yani. Döküm yerlerine nasıl? Döküm yerlerine değil, kaçak döküm. Ha, kaçak döküm. Yani işte örnek burada Asyaport'ta döküm yeri, döküm sahası var. Gidip oraya dökeceğine çok daha yakın bir yere döküyor. Zabıta da buna göz yumuyor. Neyin karşılığı göz yumuyor? Bunlar gibi bilgi belge var mı? Yani sadece iddia var, iddia. Böyle iddialar var. Diyor tamam. Ki sen gazetecisin, bak, araştır. Be, ya kardeşim ben araştırıyorum ki buradan. Onu araştır. Sevgili kardeşim araştır. Bakın herkesin cebinde Android uygulamalı cep telefonları var değil mi? Bir fotoğraf çekeceksiniz orada dökerken. Aynen öyle. Bu kadar ya. Şimdi biz de burada yanlış anlama sancım. Şimdi diğerini zan altında bırakmış oluyor. Şimdi duyum, ben zannettiğim gibi bir belge hani olur ya, bir fotoğraf çeker hani sana gönderiyorlar ya. Abi. Biz de arkadaşlardan rica ediyoruz. Ya, lütfen bunu bir belgeleyin. Yani adam iddia ediyor. Diyor iddia. Ki her şeyi konuşuyorsun diyor. Yazmış bana. Tamam. Neden diyor Adem Dalgıç'ı bugüne kadar hiç gündeme getirmiyorsun diyor. Şimdi adam zannediyor diyor ki yani siz CHP şey AK Partilisin diyor. Sen AK Parti'yi tutuyorsunuz diyor. Tamam o zaman Büyükşehir'in. Büyükşehir'i eleştiriyoruz. Bu sefer gene AK Partili oluyoruz. Ters öyle değil ya. Yok. O zaman şey Deva Partili olur. ya arkadaş AK Partisi, MHP'si, yok. CHP meselesi değil. Valla öyle bir şey olsa biz gider siyasetçilik yapardık herhalde. Ya. Yani bilmiyorum da yani hangi siyasi partinin kapısını çalsak bizi içeri alırlar yani. Bak şimdi de A Parti açıldı biliyorsun. A Parti, B Parti. Anahtar Parti. Sen onu boş ver. Tansu Çiller bile bak 78 yaşından sonra parti kurdu tekrar. Oo. Ne ismi? Pardon bilen. Sağ gösterim sol vurur mu? Yani efendim biz de bir parti kuralım. 100 en son baktığımda 157 tane mi neydi? 158. A Parti kuruldu. Evet. Burada 159 oldu herhalde. Evet 159. Merkez Sağ Parti. Ama bir şey söyleyeyim sana. A Parti buradan İYİ Parti'den çok oy alacak. AK Parti'den oy alacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy alacak eğer düzenli bir uygulama yaparsın. Abi zaten şimdi baktığın zaman yönetimdeki arkadaşlar zaten hep AK Parti'nin i̇şte. AK Parti'den var. İşte İYİ Parti'den, Deva Partisi'nden işte böyle sağdan soldan birileri işte şu andaki parti mevcut partilerinle fikir uyuşmazlıkları demek ki oluyor. Genelde küskünler oluyor. Başka tarafa. Evet. Öyle yani o siyasi partisinin. Valla ben partide koltuk için küsülüp de başka partiye geçenlere ben çok sıcak bakmıyorum abi. Evet. Koltuk için. Ha fikir uyuşmazlığı olabilir. Evet. Partinin izlediği politikalar mesela bazıları ne diyor? İşte AK Parti ilk kurulduğu işte 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl çok farklıydı diyor. Doğru. Ki bugün Arınç bile onu eleştiriyor. Yani biz çıktığımız zaman farklıydık. Sonra yolda arkadaşlar değişti. Şimdi bir şey falan soracağım Hasan'cığım. Deva Partisi nereden çıktı? Gelecek Partisi nereden çıktı? Bu AK Parti'nin içerisinde siyaset yapıp bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış insanların kurduğu parti. Evet. İşte fikir ya, A Parti kim? Yani, MHP'den kopup İYİ Parti'ye geçip İYİ Parti'den kopup kurmuş parti. Ya fikir uyuşmazlığı, yanlış görülen şeyler varsa evet. Zafer Partisi insanlar. Kim? MHP'den İYİ Parti, İYİ Parti'den Zafer Partisi. Bak. Bu hani amip bölünme mi oluyor? Ne oldu böyle parçalanıyor ya. Bir anda şeyler kollar çıkıyor ortaya. Evet. Şimdi A Partisi de kendine göre bir yol bulacak. Çünkü Türkiye'de şunu anladık. %1 oy olan siyasi partinin bile hükmü olduğunu anladık. Niye? Bu hani başkanlık sisteminde bu şekilde oluyor. Yani ne oldu işte? 30 küsur milletvekili aldı Deva Partisi. İşte öteki parti bilmem ne kadar milletvekili aldı. Yani o da işte diyor benim %1 oyum var diyor. %1 oy çok değerli şu an.
İşte diğer parti anket yaptırırsa %4-5 çıkarsa abi. Ha bir şey daha soracağım. Bak aradan bir tane daha bir parti çıktı. Yeniden Refah Partisi. O da ne yaptı? AK Parti'den Saadet Partisi'ne. Yani hep böyle baktığın zaman birbirinden oy tutuyorlar. Vallahi ben yıllar önce Bulgaristan'a gittiğimde hep bazen son günlerde daha doğrusu anlatıyorum. Sene ya 92'ydi ya 93'tü o yıllar yani. Gittiğimde biz bir firma bizi misafir etti. Misafirhanenin de kaldığımız yani otel yani tesis misafirhanenin de sorumlusu muydu artık geçmiş zaman şimdi hatırlamıyorum müdürü müydü işletmecisi miydi tam hatırlamıyorum ama akşam yemeğinde sohbet ederken dedi ki adam kardeşim dedi biz dedi Gagoz Türküyüz dedi yani bizim dedi dilimiz Türkçe konuşuyor adam bizimle sohbet ediyor ama dinimiz dedi Hristiyan dedi biz dilimizi vermişik ama dinimizi vermemişik. Sohbetin ana teması neydi? Biz dedi bak ne güzel burada sohbet edebiliyoruz. Türklerle burada dedi aynı masada oturuyoruz. Aynı mahallede oturuyoruz. Aynı kahveye gidiyoruz. Eşlerimiz biz alışveriş yapıyoruz. İşte yani bir sosyalleşebiliyoruz dedi hep beraber. Bizim hiçbir sorunumuz yok dedi. Ama siyasiler bir şeyleri kaşıyorlar. İşte geliyor dedi 89'da 90'da sizin dedi Türkleri yok soyadını değiştireceğim, yok ismini değiştireceğim, yok bilmem ne. Olmazsa seni süreceğim buradan Türkiye'ye bilmem ne. Ortalığı karıştırdı. Yoksa diyor insanlarla biz diyor aynı mahallede, aynı kahvede oturan insanlardık diyor. Alışveriş yapan insanlardık. Şimdi günümüze gel abi. O gün 90, bugün 2025 olmuş 2024. Geldik abi. Değişim. Yıllardan beri Kürt sorunu, Kürt sorunu, Kürt sorunu. Ben hala anlayamadım bu Kürt sorunu nedir abi? Niye abi? Yani 10 sene önce ya 20 sene Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidar yani hükümet 20, olduğu dönemden 20, 20 beri 20 sene. Başbakanlık yaptı değil yaptı. Mi? Cumhurbaşkanlığı kaçtan beri yapıyor. Evet. Ondan önce başkası evet. Cumhurbaşkanı evet. İşte Abdullah, Gül. Abdullah Gül vardı falan. Ondan öncesine dön. Abi şey kaç sene oldu öleli? Eski Özal. Cumhurba- Özal. Evet. Kaç sene olmuştur? 93-94. Evet. 93-94. Evet. 92 ya da neyse 90'lı yıllarda. Peki abi 90'lı yıllarda bile bir Kürt, ben Kürt'üm diyen bir cumhurbaşkanımız vardı abi, başımızda. Doğru. Değil mi? Benim damarımda. Var mıydı sorun abi? Yok. Yoktu abi. Ben oy verdim abi Özal'a. Evet. Biz geldi çıktı konuştu bilmem ne falan. Herkes ana vatanın peşinde koşmaya başladı. İhtilal döneminden çıkmışık. Değil mi? Evet. 83 falan da işte 80'de Eşret ihtilal. Eşref İdris mesela Genelkurmay Başkanı Allah rahmet eylesin. Hani şey düştü öldü ya helikopter. Evet. O da yani bu işin Kürt'ü Türk'ü yok ki. Kim bu ülkeye daha iyi bir hizmet? Yani şimdi sen cumhurbaşkanı oluyorsun. Milletvekili oluyorsun. Genel müdür olabiliyorsun. İl müdürü olabiliyorsun. Vali olabiliyorsun. İstediğin evet, üniversiteye evet. gidebiliyorsun. İstediğin ilkokulla, istediğin ortaokulda okuyabiliyorsun. Ve istediğin yerde, istediğin yerde ticaret yapabiliyorsun. Evet. İstediğin iller arası istediğin doğru. gibi şekilde gidiyorsun. A otelinde de paran varsa en lüksü de kalabiliyorsun. Paran yoksa hani normal bir Türk vatandaşı gibi Kürt, evet. Türk bilmem ne, Laz, şu bu ayırmadan evet. kimse gidip otelde sen Kürtsün ben seni bu otele almıyorum demiyor. Asancım. Halkın arasında bir sorun yok. Yok. Sen gidiyorsun adam diyor ben Kürt'üm kardeşim Vanlıyım diyor Diyarbakırlıyım bilmem ne. Beraber diyorsun ki ya fayans yapılacak evet. bilmem ne işimiz var ya da evet. ev yaptıracağız müteahhit arıyorsun. Taşeron arıyorsun kalfa evet. arıyorsun çıkıyor. Demiyoruz ki ben sana yapmam o da bana demiyor sen Türksün ben sana iş yapmam. Aynen öyle. O da işimi yapıyor ben de iş veriyorum o bana iş veriyor. Oradakiler oradan o siyaset. Bunlar kaşı onlar ya. Kendi menfaatlerine. Bak. Kendilerine bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Kitle oluşturmuşlar. O kitleyle beraber hani atıyorum vekil olmuşlar. Bir şeyler olmuşlar. Belediye başkanı. Amaç ne? O kitleyi ayakta tutup bir de arkasına da terör örgütünü alıp bak. Hani terör örgütü yani mi? Bizim normal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin sınırları içerisinde yaşayan bir Kürt vatandaşımızın derdi onları ilgilendirmiyor aslında. Şimdi bir şey onlar olur. Kendilerini evet. kurtarın. Mesela diyelim ki bir parti kuruldu. Adam dedi ki Hizbullah sizi tükürüğüyle boğar dedi. Yer yerinden oynar biliyor musun? Adamın bir tanesi diyor ki PKK diyor. PKK da demiyor.
Sizi de tükürüyle bağır diyor. Kimseden tepki yok. Gidiyorsun adamlarla el sıkışıyorsun, tokalaşıyorsun, sarılıyorsun. Ya kardeşim bu adamlar Atatürk'ü desteyen Atatürk'ü değil. Doğru mu? Vatansever desen vatansever değil. Yani sen... Özgür Özel'den bahsediyorsun. Nasıl? Özgür Özel'e gelmedim daha. Özgür Özel, Özgür Özel en büyük hatayı yaptı kardeşim. Sen Özgür Özel, bizim gibi insanların oyunu alacaksın sen. Senin ne işin var oralarda Allah aşkına? He? Şey Said şeylere isyanında bilmem neyine. Özgür Özel burada sınıfta kaldı. Bence de. Anladın mı? Bence de. Tavanında da sınıfta kaldı. Kardeşim sizin demin oylara ihtiyacınız yok. Sizin bizler gibi insanların oylarına ihtiyacınız var. Afyon, biraz Atatürk milliyetçisi olun. Bu insanlar bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Bu adamlar PKK'ları özgürlük savaşçısı diyorlar. Bu adamlar İsrail'in, İran'ın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, dünyanın birçok emperyal ülkelerin kuklası. Bunlar terörist kardeşim. Afyon Karahisar belediye başkanı. Evet. Bayana. Çok beğeniyor mu kadını? Ne kadar güzel çıktı, konuştu. CHP'de artık o çizgiye gelsin kardeşim. Aynen öyle. Ben de Atatürk milliyetçisiyim dedi. Atatürk'ün partisinde ben gideceğim. E bir de gidin Diyarbakırlı anneler var orada. O HDP'nin önünde bir de onları dinleyin. Onlar insan değil mi? Gideceğin adamlar resim sergisi alacak orada. Ekrem İmamoğlu gelecek. Eş başkanını alacak işte Meral Akşener'le beraber filan. Yani dinlecek. Mesela ben yazdım. Dün ufak böyle kısa. Ekrem İmamoğlu şu anda parti genel başkanlarını ziyarete gidiyor. Niye Özgür Özel değil de İmamoğlu? Bir arkadaşım bir tanesi yorum yapmış. Belediyeler Birliği başkanı olduğu için diye falan. Ya arkadaş, bir partinin genel başkanıyla bana göre parti genel başkanı. Evet. Onunla o belediyeler birliği başkanı ise gidecek belediye başkanlarını ziyaret edecek. İki başlılık bu. İki başlılık tabii. Öyle bir şey yok. Birisi ne güzel. Birisinin elinde tokmak. Evet. Birisi davul. Davul. Birisi yani. Ya siz Türkiye Partisi olun. Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partisiniz. O insanlara baktığınız zaman ne görüyorsunuz onu da anlamıyorum ben. Oradan 3-5 oy devşireceğim diye bu kadar yandaş olmayın. Bakın bizim gibi insanlara o ihtiyacına bak. Oylarınız 137'lere geldi. Siz eğer bu şeyi bir dışladığınız zaman sizin oylarınız %50'yi de artar. Ondan sonra diyorlar ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi niye iktidar olmuyor? E olamaz tabii kardeşim. Olamaz. Siz ancak kendi yanlışındaki insanları kandırırsınız. Yok İstanbul İttifakı, yok bilmem ne şu. Ya boş verin Allah aşkına. Bu insanların niyeti belli. Ne? Özellik istiyorlar. Yani diyor kardeşim ben kendi dilimle eğitim yapacağım diyor. Ben kendi dilimle konuşuyorsun zaten. Kitabım kendi dilimde olacak diyor. Benim de sınırımı çiz. Zaten İsrail çizmiş orada. Adam orada. Bunu söyleyenler Kürt halkı demiyor mu? Bak Kürt halklarını demiyor. Onlar hep zaten PKK'yı şeyi desteklemiyor. Şimdi bunlar da ne yapıyorlar? Bunlar elinde koz bırakıp alıyor işte onun bunun çocuğunu işte onun bunu derken yanlış anlama. Yani insanların çocuklarını daha çıkartıyorlar. İşte getiriyorlar HTP'ye beyinlerini yıkıyorlar alıyorlar götürüyorlar. Ondan sonra bakıyorsun. Kadın mesela dün bir tane gördüm. Kadın diyor kanser hastasıyım diyor ya. Çocuğumu görmek istiyorum işte birkaç ay ömrü kalmış. Ya kardeşim bu ne ya? Bu savaşın sonu yok ki. Olan ne olmuş? Türkiye oluyor. Trilyonlarca dolar harcıyorsun. Nereye harcıyorsun? Silaha bilmem ne ya. Hani onlar bedava olmuyor. Tabii canım yıllardan beri abi. Yıllardan bu ülkeye bakın. Bu ülkeye baktığın zaman Çanakkale'ye bakacaksın. Çanakkale Türk-Kürt diye bir şey yazmaz. Yok. Ama hepsi orada. Hepsi herkes. Kim o zaman demiş sen? Burada da öyle değil misin abi arkadaşımız Kürt? Ya birbirimizden kız almışız vermişiz ya. Burada da öyle değil misin abi? Nasıl? Burada da öyle değil mi? Arkadaşlarım sağ, sol, komşun, ya, en samimi arkadaşlarım. Ya böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Bir ara Alevi Sunni'yi çıkartmışlardı. Türk, Kürt, layık, anti-layık. Işte, ya bunları bırakacak kardeşim. Biz Türk Cumhuriyeti vatandaşıyız. Böyle şeylerle yani bilmiyorum artık yani hani Özgür Özel gerçekten çok güzel de gidiyordu. Hani şu demden bir kurtarın kendinizi kardeşim. Bir kurtarın Allah aşkına ya. Neyse abi biz evet. Ülke gündeminden dönelim gene Cihan Paşa gündemine. Süre bitiyormuş. Bak burada bir tane. Canip Demir arkadaşımız şöyle demiş. Sanayide terk edilmiş metruk araçlar vardı. Daha önce de ben bunun haberi gündeme yaptım. Getirmiştim. Evet. Sonra zabıta müdürümüz Süleyman Paşa zabıta Turgut müdürümüz Ünsal. Evet. Turgut Ünsal arayıp beni zaten bununla ilgili çalışma başlatılacağını söylemişti. Yazıların da gerekli gerek odalara falan yollandığından bahsetmişti. Benim tahmin ediyorum bir 10-15 gün önce falan da hem zabıta hem trafik şube müdürlüğü olarak çoğu yerdeki metruk araçları toplamaya başladılar. Ceza yazmaya başladılar. Alıp araçları da otoparklara çekiyorlardı. Yedeminlere çekiyorlardı. Ama evet. Tabii sağda solda gene belki kalmışlar olabilir.
Onunla ilgili Hasan Bey devamlı şey yapılıyor. İlgileniyorlar yani. Biz de ilgileniyoruz. O zaman çok kısa değinim Hasan'cığım. Belediye personel çıkartılması Süleyman Paşa demişti. Ne olmuş? Belediyeden personel mi çıkartıyorlar? Hayır. Şöyle ben geçenlerde işte çıkartılmalı mı demişim? Çıkartılmalı. Ya 150 tane de nasıl çıkartacaksın? Abi 150, 200, 300 kaç taneyse artık? 150 taneymiş. 150 tane mi fazla tabii, varmış? Fazla varmış 150 tane. Ya 150 tane, 50 tane neyse yani. Ben şimdi hani tabii Volkan başka. Volkan biraz duygusal insandır. Duygusal. Öyle kimsenin ekmeğiyle oynamaz. Oynamak istemiyor. Ancak ama bir dakika. Çalışmayanları çıkartsın. Bir dakika abi. Şimdi ben orada da bahsettim yazımda da. Ya insan gün geliyor ne yapıyorsun sen? Para vererek para veriyorsun, yemek yiyorsun. Evet. Değil mi? Tatlı yiyorsun, pasta yiyorsun, şunu yiyorsun, bunu yiyorsun, kilo alıyorsun. Sonra da gidiyorsun, para veriyorsun. Zayıf o olur. Kilolardan kurtulmak için. Evet. Şimdi eğer sırtında bir kambur, sırtında bir yük varsa, sen de bunu taşıyamıyorsan, bunun çaresini bulacak, o sırtındaki yükü atacak. Ben hatta gemiden örnek verdim. Yani gemi kaptanı gemi batmaya başladığında ilk önce fazla yükleri denize atıyor. Evet. Gemiyi kurtarmak için. O zaman biz ilçemizi Süleyman Paşa'yı kurtarmak istiyorsak, evet. Değil mi? Bir şeyler yapmak istiyorsak. Ama nereden başlayacaksın işte? Ama abi ilk önce çalışmayanından başla. Ama şimdi bir dakika seçim zamanı, seçim propagandalarında efendime söyleyeyim şu söylenmedi mi abi? Hani bankamatik çalışanları var, belediyeye hiç uğramayanlar var. Şu dendi, bu dendi değil mi? Evet. Mesela onların isimleri açıklanmadı. Bunlardan başlasın. Bunlarla ilgili işte 10 kişiydi, 20 kişiydi, 50 kişiydi. Biz bunları çıkarttık diyen de olmadı. Sen duydun mu? Yok. Bunlar o zaman temizlenecek abi. Şimdi şu an belediye adam da almadı, adam da çıkartmadı. Çıkartsın abi. Evet. Yani şimdi ben geçen meclis toplantısında şey sordu. Sezai Çetin. İller Bankası'ndan dedi ne kadar para geliyor? Volkan Başkan ne cevap verdi? Maaşları yetecek kadar dedi. Yani İller Bankası'ndan gelen maaşları yetiyor. Diğer işte projeler şuradan buradan alınan parada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tamiratlar anca yeter. Bir yatırım yapamazsın. Aynen. Ama şimdi ben Volkan Başkan'ın seçim öncesindeki videolarını izliyorum. Evet. Mesela gerçi misafirimiz olacak. Bir gün davet edeceğiz işte. Evet. Sözü de var. Alalım bir gün sonra. Alalım bir yakında. Evet. Yani yakın bir zamanda alalım. Konuşalım. Ondan sonra da bakalım. Evet. Yani benim demek istediğim eğer gerçekten bir fazlalık varsa 200 kişi belki ağlar, 200 kişi üzülür. Anladım. Ama 200 bin kişi hizmet görür. Evet. Bir tane daha son şey kalmış. Hatay Belediye Başkanı çöp atanlara ceza uygulaması demişin. Ona da bir kısa değinelim. Ondan sonra programı kapatalım. Abi Hatay'da ben geçen ulusal bir kanalda gördüm. Bu yere, işte parklara, bahçelere, yol kenarlarına çöp atanlara ceza uygulamasına başlamış. Çok güzel. Çok güzel abi. Ama maalesef biz pazarcımıza bile bunu yapamıyoruz. Pazarcıya. Pazarcı geliyor bir kamyon lahana indiriyor orayı. Kabukları soyuyor, soyuyor, atıyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Ondan sonra belediye personeli 3 saat, 5 saat o pislikleri temizlemeye çalışıyor. Evet. Böyle bir şey olmaz abi. Yani eğer belediye personelden, araçtan, mazottan, evet, şundan bundan tasarruf etmek istiyorsa bunları abi basacak abi. Herkes kendi pisini kendi toplayacak. Kendi pisini kendisi toplayacak. Hayır, abi. Çok şimdi poşette hazır doldurulmuş arabaya atmak farklı bir şey. Bir de bu alanda bütün yayılmış bunları toplamak farklı bir şey. Doğru, en de zararlı. Onu 2 dakika sürer. Bunu 15 aynen, dakika sürer. Doğru söylüyorsun. Ben neden abi? Güzel bir fikir. Neden abi ben bunu şey edeceğim? Neden ben çekiyorum? Sen ben çekiyoruz abi. Belediye başkanı çekiyor. Belediye başkan yardımcısı çekiyor. Zabıta müdürü çekiyor bu sıkıntıyı. Evet. Bunu odalar. Şimdi esnafı dinliyorsun oda başkanından yönetimden şikayetçi. Oda başkanı dinliyorsun esnaftan şikayetçi. Herkes birbirinden şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz abicim. Biz de şikayetçiyiz. Oradaki esnaf bu işlere dikkat etmesi lazım abi. Oda başkanı diyecek ki kardeşim size çöp dağıtıldı zamanında. Ama takip güzel, yok. Güzel takip, bir uygulama olur aslında. Takip yok. Doğru söylüyorsun. Kim eğer pislik bırakmışsa mıntıkasında da basacaksın cezayı. Takip yok. Reji bitti diyor. Ya olsun 10 dakika şeyimiz vardır. Şimdi Sayın Canikli her işte böyle bu. Maalesef ama çöpte poşet dağıtıldığını ben gözlerimle gördüm yıllar önce. Ama ne oldu? Kaldı. Üstüne gitmek lazım. Reklam tabelaları. Ben olsam Volkan Başkan'ın yerine hemen abicim bunları evet, salarım 10 kişi 20 kişi sahaya. Ne diyorsun ya? Herkes
Abi adam bakıyorsun yani, bugün açarken dükkanı bu kadar tabela beyanda gösteriyor. Bir bakıyorsun çok sonra olmuş tabela 10 metre. Çok güzel bir kaynak ama. Anladın mı? Duymasın bunu. Bunu evet. Ekrem Eşkinaz zamanında ben hatırlıyorum. Evet. Böyle metre metre gelip ölçüyorlardı çok abi. Güzel bir şey. Bence de belediyenin bir kaynağı oluşuyor. Evet. Yani burada esnafımız da bizim yani yayıldıkça yayılıyor. Biz esnaf düşmanı değiliz. Evet. Esnaftan da para kazanıyoruz yani. Ama biraz şehrin güzelliği de önemli abi. Baktığın zaman yıllar önce Kopenhag'da Danimarka'ya gittiğinde bir bakıyorsun binaya abicim metreler hepsi böyle aynı hizada. İp baktığın zaman ip gibi daha proje aşamasında bina yapılırken nereye tabela asılacağı, kaç metrekare olacağı orada belirtilmiş. Ama Kopenhag'da. Evet. Yani bunları ama abi burada görsel önemli. Saldım çayıra. Korna öttürmek, kornadan rahatsız oluyor. Ya böyle bir şey olmaz. İşte bunları o zaman günümüzün belediye başkanları bunlara dikkat etmesi lazım. Evet. Yani ben ben neden huzurlu, mutlu bir şehirde yaşamak istemeyeyim ya? Herkes yaşamak istemiyor. Ama her şeye rağmen yine Süleyman Paşa'mız güzel. Evet, güzel, güzel. Hani biz şey gibi diyoruz hani evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya bu kadar yiyorlar. Gene de memleketimiz güzel bir memleket. Verimli toprakları var. Üç tarafı denizlerle evet. Çevrili. Yani biz bir Kopenhag, hani Danimarka olmamız lazım aslında. Geçmemiz lazım. Ama maalesef... Aslancığım bak şöyle düşün. Mesela arabaya biniyorsun, emniyet müdürün oraya geliyorsun, çarşıya geleceğim farz et, hop kırmızı. Tak oradan çıkıyorsun, bir geliyorsun Baykallara, sanki ayarlamışlar gibi kırmızı. Oradan çıkıyorsun, tam geliyorsun eski otogarın oraya, tak kırmızı. Oradan çıkıyorsun. Ya tam, şimdi şey ama bak bunu da bir ayarlasınlar artık. Abi ya. Ayarlasınlar. Ya oraya, ayarlasınlar. Ya da oraya ada yapsınlar. Ama işte biz de ama bak büyük şehirde vizyon sahibi insanlar yok. Ya kent konseyleri var. Kent konseyleri bunları planlasın. Evet. Meclise götürsünler tamam. Proje olarak. Yani Süleymanpaşa Kent Konseyi var, Çorlu'nun var, Büyükşehir'in var. Var abi. Tamam o zaman. Kent konseyleri gelsin. Hülya Çetin kardeşimize beraber. Hülya Çetin öteki evet. Tarafta eczacı Berin Hanım. Berin Başoğlu. Herhalde bir aya kadar seçim var galiba. Tekrardan seçim var. Tekrardan da dolaşıyorlar. Bugün de hatta bir konferans ya vardı. Trafik sorunu çözmek lazım. Yani kent konseyi olarak belediye, işte trafik şube müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, büyükşehir hep beraber böyle bir koordineli bir projesi olsun. Bu dertler, sıkıntılar, fikirler alınsın. Masaya yatırılsın. Çalışsınlar abi. Hasan'cığım saat yarım. Bir gidiyorsun aha kırmızı ışık. Bakıyor sağda solda bir tane araba yok. O da ne demişsin? Atatürk Mahallesi'nde. O var ya belediye orada. Ya kardeşim bunlar 21. yüzyıl. Biraz kafayı çalıştırın ya. Biraz gezin. Gezin şehri. Biraz gezin. Evet Hasan'cığım ben programı kapatmadan önce. Şimdi evet. Bir dahaki programda evet. Halk sağlığını ilgilendiren tabii işte biz sağlık il müdürümüze ulaşsak bir şey tansiyonumuzu ölçtüreceğiz yani. He. Halk sağlığını ilgilendiren en önemli şey biliyorsun sağlık. Evet. Her şeyden önemli. Doğru. Yediğimiz, içtiğimiz mekanlarda hijyen çok önemli. Evet. Ha sen şey diyorsun bu portör. Yani portör geçenlerde bir evet. Yerde bir iki tane oda başkanıyla sohbet ederken şey yaptı. Ama bu hafta benim gündemimde o yoktu diye evet. Şey etmedim. Onu araştırmasını yapmadım ama araştırmasını yapacağız. Portör. Sağlık belgeleri insanların şimdi sen geçen gün hastanede yaşadığın bir sıkıntı oldu. Ne dedin? Bir terapisten şey almaları lazım. Evet eğitim. Eğitim alması lazım. Abi ben oda başkanlarımla da diyalog haline yani diyaloğa gireceğim. Bunu da burada seninle beraber tartışacağız, konuşacağız. Restoranlarda İçkili restoranlarda, kafelerde, köftecide, herhangi bir mekanda yani çalışan insanların gıda, insanları, evet, gıda evet, ağırlıklı oradaki garsonun da eğitime ihtiyacı var. Evet. Ben garsonluk yaparım, gir, başla, hemen yok. Geçen gün çünkü süremiz bitti ama iki kelime söyleyeceğim. Geçen gün Murat Günay arkadaşımızın beni öğlende misafir ettiği
sanayi içerisinde bir tablotçuda ben gerçekten yani böyle çok hem üzüldüm yani. Üzüldün mü yoksa yemen beğenmedin? Yok yeme. Şimdi orada herkesi dinliyorsun. Üzüldüm. Neden üzüldüm biliyor musun? O personeli görünce yani adam orada bilmem ne yapıyor üstüne siliyor. Çöpleri attılar geldi. Ellerini üstüne siliyor. O önlükler leş. Hijyen sıfır. Saç sakal karma karışık. Bilmem ne adam geldi çöpü boşalttı geldi. Gitti oradan yemek tabaklarını aldı. Bilmem ne. Ay, ben hani onun için eğitim diyorum. Eğitim olursun yani olursun. Oda başkanına lokantacıda odasına diğer oda. Biraz geçsin lokantalara. Bildirsin. Bu, çok önemli abi. Mesela bildiri yayınlayabilir. Eğitim ver desinler abi. Bence. Toplasın 50'şer kişilik gruplar halinde nasıl müşteriye nasıl davranması lazım, içeride nasıl hizmet etmesi lazım, işte bir çöp attı geldi, elini yıkaması, hijyen. Bunlar çok önemli abi. Doğru söylüyorsun. Yani bakteriler, şunlar ama bunları geniş bir zamanda konuşalım. Programı sen kapatacaksın. Ben önce buradan bu akşam Fenerbahçe'mize ve Galatasaray'ımıza UEFA Ligi'nde başarılar diliyoruz. İnşallah galip gelirler. Biz de bu akşam. Dün Beşiktaş'ımız bizi çok mutlu etti. Evet. Teşekkürler Beşiktaş. Marmara 2000'de. Benim oğlum da akşam hemen vallahi formasını, şalını. Avrupa olunca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bir kenara. O ayrı bir şey canım. O ayrı bir şey. Kanımızda bozukluk tabii yok. Allah'a yok, çok yok, şükür. Yok. O yüzden biz ülkemizin takımını tutacağız. Ülkemizin takımını kalbimizden destekleyeceğiz. İnşallah diyeceğiz. İkisi de bu akşam. Hatta Başakşehir'in de var galiba. Üçü de kazanır diyelim. Ve kapatmayı buyurun Hasan'cığım. Evet. Salih Canikli ile beraber sunduğumuz gündeme dair programının yine bu akşam sonuna geldik. Maalesef. Sizlerin de takipçilerimizin de destekleriyle işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ama ben geçen de biz bahsetmiştik. Yine söyleyeyim. Şöyle biz biraz yorum istiyoruz. Sizlerden evet. De katkı istiyoruz. Maalesef burada sadece iyi yayınlar veya bizi izlemeniz değil, sizin de evet. Bulunduğumuz şehirle veya ilçeyle ilgili sorunlarınız, yaşadıklarınızı da bize aktarırsanız biz de buraya dile getirip sizin de sesiniz olmaya çalışacağız inşallah. Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.